Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Nisan arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, kılıçların yedilisi. Kılıçların yedilisi de nedir? Bu dönem aldatılabilirsiniz. Yani bu şu anlamda online olarak, telefonla vesaire aldatılabilirsiniz. Der ki bu dönem sevgili terazi, ne yapıyorsan yap, çeneni kapalı tut. Aynı zamanda der ki sessizce ayrıl. Veyahut da bu dönem ghosting'e uğrayabilirsiniz. Yani ilk başlarsınız bir yazışmalar, o bu aşk, şelaleler, böcekler, dağları delerim, onu yaparım, bunu yaparım. Sonra bir bakmışsınız karşınızdaki kişi pof, yok olmuş, gitmiş. Ve der ki bu dönem taktiksel ve stratejik bir şekilde kendinizi konumlandırmanız lazım der her anlamda. Ve iş konusunda partneriniz, ortağınız der ki karşı taraf, ilişki konusunda da olabilir, senden bir şeyler gizliyor sevgili terazi. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili teraziler için. Büyücü kartı. Vay. Der ki sevgili terazi, bu dönem hakikaten pozitif olacağın bir dönem aslında senin. Çünkü bak, evren enerjisini alıyorsun. Yeryüzüne veriyorsun. Yeryüzünde beyaz zambaklar ve güller açmış. Yani saflık ve dilekler. Ve dilekler dilerken çok dikkat et bu dönem der. Ve der ki eğer bir şeyi kafaya koyuyorsan, ne olursa olsun, ilişki veyahut iş anlamında, kariyer anlamında, ilk adımı sen at der. Bekleme, ilk adımı sen at. Çünkü elinde tüm olanaklar mevcut der. Bakın masanın üstünde asa var, kılıç var, kupa var, tılsım var. Her şey mümkün der. Yani elinde tüm güç var. Yeter ki bekleme ve bu dönemdeki motton şey olmalı der. Başlıyorum ve yapıyorum. Hatta yapıyorum değil. Yaptım, başlıyorum. Son kartımız sevgili teraziler için. Sevgili teraziler hakikaten bak dikkat. Asaların altılısı, asaların altılısı da şeydir. Başarı, zafer, ödül, insanları peşinden götürenler. Yani popülerlik. Eğer online içerik üretiyorsunuzdur mesela, bir anda popüler bir konuma yükselebilirsiniz. Veyahut işte bir yarışmaya katılıyorsunuzdur. Profesyonel anlamda sporla mı uğraşıyorsunuzdur veya herhangi bir yarışmaya katılıp ödül kazanabilirsin der. Düşündüğünden çok daha fazlasını alacağını sembolize eder. Her anlamda sevgi, para. Der ki nasıl diyeyim? Şans senin yanında, memnun olacağın her şey bu dönemde hayatına gelecek senin der. Aynı zamanda çocuğu sembolize eder. Yani bu dönem ya siz çocuk haberi alacaksınız ya da eğer çocukla alakalı bir takım planlar varsa çocuğunuzun olacağı güzel haberini alabilirsiniz bu dönemde sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler, sizler için 15-21 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.